çekilebilecek bu tarz bir videoya henüz hazır değil. Bilkent Üniversitesi öğrencilerine sordum. Mezun olduktan sonraki maaş beklentiniz ne kadar? Bilkent Üniversitesi'nde kimya bölümünde okuyorum. Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışmayı planlıyorum. Maaş beklentim 15-20 bin dolar arasında. Bilkent Üniversitesi... Abi bak bir dakika. Enes bu videonun bir kısmını kırpmış sadece Enes. İlk söyleyen çocuk endüstri mühendisi, iki asgari ücret bekliyorum diyor abi. 15-20 bin endüstri dolar mı bekliyor? Abi bak ilk konuşan çocuk şey diyor. Ben endüstri mühendisliği okuyorum. İki asgari ücret versinler bana. Doğal abi, iki asgari ücret alabilir tabii. Okumuş. Abi mühendislik okuyorsun. Bunu isteyebilirsin. Realist tabii gerçekleşmez. Beklenti. Büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek de. Yani, ama bekleyebilirsin abi. Hedef olarak iyi bir hedef yine de ya. Tatlış. 20 bin dolar dedi değil mi kanka? Ben 20 bin dolar dedi. Kimya okuyor bu arada. Düz kimya. Oğlum bu kadar gerçeklikten kopuk insan... Kendini kandırır mı yani? Realistikten bu kadar uzak olabilir misin ya? Ha, mutsuz olursun ondan sonra öyle hedefler belirlersen. Çok çok mutsuz olursun abi. Çok büyük babanın kimya şirketi falan olacak. Seni oraya CEO pozisyonuna koyacak. Öyle bence bu, bir şey söyleyeceğim. Stajın bence en ne biliyor musun? Ki bak, Türkiye'de bile yok oğlum. 20 bin dolar maaş. Çok az tanıdığım alıyor benim yani. Yabancı şirketlerden CEO pozisyonunda falan. Ne o? Az olma sebebi de belli sayıda insana veriliyor. Hepsini de tanıyor anlasın. Hakikaten çok iyi olduğunu kanıtlamış insanlar alabiliyor onları. Bir şirketi çekip çevirip ihya eden, işte değerlemesini arttıran, karlılığını arttıran, hani uçuran şirketi, borsada değerlerini yükselten insanlar alabiliyor, evet, o paraları. Evet. Nasıl bir... Bana şöyle görünüyor. Bu video tamamen bir arkadaş muhabbeti olması gereken bir videoydu. Ve hiç kamera görmemiş 20 yaşındaki çocukların yüzüne kamera tutuldu. Ve onlardan... Onlardan ulti attı değil mi? Hayallerini söylediler. Akıllarındaki hayalleri söyleyiverdiler abi okula girerken. Evet, evet. Ve 2 yıl sonra falan da gerçeklikte düşüp ulan ne salakmışız amına koyayım ya falan deyip devam edecekler tabii, hayatlarına. Tabii, bu kadar basit. Kesin. Yani çok tartışıldı bu mevzu abi. Bu adamlar hayallerini söylemiş geçmiş yani. Ne şey yapıyorsun amına koyayım. Twitter'da da kanka var ya, bir şey olay olsun diye ne zorluyorlar ha. Her hukuk diyorlar yani. Emre abi. CERN'de çalışmak. Mesela bak bu gerçekçi bir şey olabilir. Şimdi matematik bölümünde okuyorum. Evet. Mezun olunca CERN'de çalışmak istiyorum. Maaş beklentim ise 15 bin euro. Matematik bölümünde okuyorum. Mevcut ekonomik şartlarda... Bak kanka doları son anda euroya çevirdi çocuk. Fark etti değil mi? Ondan önceki arkadaşı dolar dedi. Farklı gözükmek için. Bence. Aynı yerde mi çekiliyor video? Çalışmayı asla planlamıyorum. Ve Avrupa'da minimum maaş beklentim 25 bin dolar. Para birimlerini karıştırmış olma ihtimalleri olası. Tamam. Tabii ki insanların hedeflerine laf söylemek bana düşmez. Ama anlık kurda aylık 600 bin liralara dayanan maaş beklentileri dünyada ilk 500'ün içinde bile olmayan bir üniversitenin öğrencileri için bir tık uçuk değil mi? Bilkentliler beni taşlamasın. Türkiye'nin en taşaklı üniversitelerinden birisi. Ama Türkiye'nin ortalaması da belli. Ha şimdi çıkıp zaten yurt dışına gideceklermiş kardeşim derseniz, arkadaşlar Avrupa'da da böyle bir maaş yok. Ha ben yine de başarılar dilerim. Ben şimdi şunu söyleyeyim sana mesela. Bende de vardı. İşte yurt dışına gideceğim, dünyayı gezeceğim, orada şunları bunları kuracağım, şirketler bilmem ne. Böyle, arkadaşlarım da böyle hayalleri vardı. %99'u gerçekleştiremedi. Hala Türkiye'de. Evet öyle oluyor. Realite duvarı böyle bir şey çünkü. Hani farklı bir evren kurarsanız kendinize... Ama sonuçta... abi bak işte ben şundan yanayım. Bu kötü bir şey değil abi. Sadece bunu çok sesli dile getirince biraz komik duruyor. Ama bunları hayal etmek kötü bir şey değil yani. Tabii canım, insanlık hayalleri işte olmalı ama işte çok az yapıyor. Abi gençsin yani, gençsin. Tabii ki hayal kuracaksın. Abi ya bence Evo, burada soru mezun olunca maaş beklentinde. Mezun olduktan bilmem kaç sene sonra bilmem ne değil ya. Mezun oldun okuldan. Selamünaleyküm, aleykümselam, al CV'm, yeni mezunum. Maaş beklentinde. Mezun olduktan sonra maaş beklentinde diyor. Tamam, o diyor tamam. Ki ben diyor daha hiç pratiğim olmadan. Abi çocuk daha üniversite 1'dir 2'dir. Görmemiştir, bilmiyordur. Nereden bilsin olabilir, abi? Olabilir. Yani abi, staj, kanka şöyle yani. Düşünsene. Kanka lise ortamını, okul ortamını düşünsene. Dedikodular nasıl yayılıyordu? Atıyorum oradan bir tane çocuk benim dayım şurada çalışıyor. 40 bin euro maaşla dediği noktada kanka. Çocukların hepsi şunu söyler. Tamam ya ben de 15 bin dolar alırım amına koyayım. Böyle bir kafaya varması o yaştaki bir çocuğun 3 saniye falan sürer kanka. Bunlar sike sürülecek muhabbetler değil yani. Çocukları geçmek lazım. Üzerine konuşmak bilmiyorum. Bile. Biz lisedeyken şey vardı. Mekatronik mühendisliği okuyanlar hem makine mühendisi hem elektronik mühendisi yapabiliyor. Bunun ikisini de yapabiliyor diyorlardı. Bu gerçek mi? Çetes bunu sormak istiyorum. Çünkü benim bana çünkü benim elektrik... Tamam abicim. Evim susuyor. Arkadaşlar böyle bir hayal vardı bizim lisedeki.
Ya bu şimdi günlük mi? Dyson'ı, Tesla'sı. Geldik takıntılı ya. Psikopatlara. Türkiye'de de var bunlar. Patrick Bateman karakteri popüler olduktan sonra her yere yayıldılar birden. Bir düzen takıntısı, kusursuz gösterilen yaşamlar. Ayrıca bu adam niye hayatı 0-25 hızda yaşıyor kardeşim? Böyle bir hayat inşa etmek havalı, güzel. Ama söyleyeyim, siz sıyırmışsınız birader. Bu kadar düzen içinde yaşamak öncelikle yorar, sonrasında kaos görünce delirtir. Oysa hayat kaosla güzel. Benim yatak başımda bir haftadır orada duran kullanılmış çorap yoksa sarmazdı yani. Tamam, düzensizliği ve bok gibi yaşamayı övecek halim yok ama bu takıntılı yaşama özenenleri gömmeden de geçemezdim. Tek bir şey diyeyim, her şey sosyal medyada gözüktüğü gibi değil. Hatta hiçbir şey değil. Bugün işlenmemiş gıda diyetimin 38. günü. Ve ne yiyoruz? Bilir tadaki. Diğer bir adıyla... La şayla şükür. Abla ne yiyoruz ki bu arada? Kimyon koydu galiba. Gerçekten özellikle pişirirken kokusu çok rahatsız etti beni ama pişince çok güzel. Okay. Abla manfiyet olsun yani. Rahatsız edici bir şey yok. Kadın bildiğin pişmemiş taşak yedi ve okey bunda bir şey yok gibi bir tepki verdi. Bu kadının ilk vukuatı bu da değil. Pişmemiş ciğer, yumurta, ne varsa yüpletiyor. Bir de bunun son derece sağlıklı olduğunu düşünüyor. Şimdi konunun uzmanı değilim ama bunu Google'da search edip 3-5 kaynaktan onaylattıktan sonra abla sen cidden tehlikeli bir şey yapıyorsun demeyecek kadar da ahraz değilim. Dostlar bunu yapmazsınız zaten ama yapmayın. Cidden pişmemiş taşak yemeyin. Hatta mümkünse... Pişmişini de yemeyin. İşin sağlık tarafını es geçersek iğrençliği üzerine de bir makale yazılır zaten. Bir de ne küçüklüğü bu? Ben bu kadar utanmazdım da bu arada. Ben de iğrenç bir insandım ya. Ergenken biz de düşük profilli hareketler sergilerdik. Saçma işler yaptık. Bunu kabul ediyorum. Ama günümüzde sosyal medya öyle bir besledi ki bu şeyin şah kafalı, dar paçalı elemanları konu izlerken utanmaktan kalp krizi geçirtecek noktaya kadar geldi. Şey abi, günün bütün şeyin şahı ne ara geldi? Fiyat değiştirdin diye sanki zamları sen yapıyormuşsun gibi ama. Üzerine bakışlar atılmış. Asgari ücret kazanıp bütün gün düt ürün geçeceksin. Mesai bitse de eve gitsek derdindesin. İki tane ergen gelip dükkanında böyle turluyor. Sonra millet niye gergin, niye sinir hastası? Biz yine sakin... Of! Abi! Oh. Bir şey söyleyeyim, bir dakika dur. Bir info vereceğim kısa. Bizim güvenlik numarası var ya telefon. Evet. Ben de bunun fotoğrafı var. Güvenlik arayınca bunun fotoğrafı çıkıyor. Allah belamaz. Yeni iOS güncellemesiyle bunun fotoğrafını ekledim güvenliğe. Peki abi. Kanka biz de satın yerine bu arkadaşa iletişime geçmeye çalıştık klipte oynatabilmek için ama olmadı. Görmeyeniniz yok. İsmi de yakışıklı güvenlik. İşin içinde kesin polis ya da güvenlik fetişi olan milf ablalar Esat, var seni ama hemen salacaktık. Neyse. Adam harbiden güvenlikmiş. Bazıları kurye olduğunu da söylüyor ama orası meçhul. Konu tabii adamın rollenmeleri. Öncelikle kendini polis olduğuna, sonra özel hareket olduğuna, sonra cidden birilerini koruduğuna, en sonunda yakışıklı olduğuna inandırmış. Bütün bu söylediğim durum arasında en çok alınacağı nokta da sondaki oldu büyük ihtimal. Yine de eğlenceli bir eleman. İleride özel güvenliğe ihtiyacım olursa ilk çalacağım kapı şimdiden belli. Oğlum benim hayatımdaki total temizlenme seviyem bu kadar. Toplam temizlenme seviyem bak. Bunu göreceğiz zaten. Video yayınlanacak. Kanka bunu zaten abi, kendi kişisel bakımı ama... harcadığım toplam süre 28-30 senede bak. Kanka benim şampuanım aynı zamanda duş jeli öyle söyleyeyim. Her tarafı sürebiliyorum. Tamam ben de yüzümü temizleyiciyle yıkıyorum da bunu anasını satayım. Ya bak saçım yok hadi bak bu da takıntılı başka bir arkadaş. İnsanın kendine bakması duzağa sürülen şeyi ben seviyorum. O kadar şey sürmesine rağmen. Yanlış anlamazsanız ben o duzağa sürülen şeyi seviyorum. Gayet güzel. Tadını mı seviyorsun ama yine de. Yok abi duzağım çatlıyor benim. Bir gecede duzağım çatlıyor kanka onu sürmeyi çatlamıyor. Ben seviyorum. Mantıklı bilmiyorum. Ki cilt zaten en acımasız. Yani sen şu şekilde kurma yaparsın. Yine sivilceli dolaşırsın. Sabah kalktığında yüzünü yıkamayı opsiyonel gören bir eleman senden daha temiz ciltle dolaşır. Ben sadece böyle videoları gördüğümde dünyada bu şekilde insanların olduğuna inanamıyorum. Çünkü ben benzer bir mesai yine aynaya bakarak ama boş bakarak harcıyorum. Kısaca bu kadar ben bakım fazla. Dota oynardım mesela bundan devam. Şey opsiyon. Neden yaptığının yeni bölümü bugünlük bu kadardı.
Evet, bunu neden yapmış gibi görünüyor. Bunu neden yaptın? İyi seriymiş ya. Güzel, evet. Abi 16'sına da bakalım mı? Hiç izlemedik. Şu an değil bence ya. Tamam. Ben bir kasa açmam. Bunu neden yaptın? Çıktıkça izleyelim. Bayağı sevdim ben. Tamam. Okey, ben üzerine konuşulacak şeyler var en azından yani. Şeyler iyi seçilmiş. Evet, bence dostlar. Videoyu yapan arkadaş da çok çok iyi yapmış. Yetenekli bir arkadaş yani. Canto abi, başlamadan önce Discord yayınında şey yapabilir misin acaba? Evet, bize de bir ceza var. Sevgili arkadaşlar, o konu basit. Birazdan bir tane bıçak alacağız. İkinciyi arayacağız. Sana bir soru. Şu an için. Evet. İnanabiliyor musun? Tabii ki. Tamam. Yani otur.